Merhaba güzel arkadaşım. Ben Mehmet Hocam, Rehber Matematikte sıfırdan matematik kampı son sürat hızıyla devam ediyor. Matematiğe temel atmaya, matematikte eksikleri kapatmaya devam ediyoruz. Neredeyiz? Sıfırdan matematik kampında. Hemen açıyorum. Nereyi? 6. adımda etüt sorularını açıyorum. Bak sayfa söyleyeceğim. İlk günden bugüne kadar 72. sayfaya gelmişiz abi. Daha ne olsun ya? 72. sayfaya gelmişiz. Daha ne olsun? Vay be buram buram emek kokuyor geride bıraktığımız günler. İlerler daha fazla olacak. Elimizde kalem önümüzde sıfırdan matematik etüt soruları. Cönler gelsin dedim. Hemen başladım hiç bekletmiyorum harfli ifadelerde. Ne yapıyoruz? Etüt sorularını çözüyoruz. Bunlarda işlemleri yaparken birini soruya bak mesela ne diyor benden? İfadesinde kaç tane terim vardır diye soruyor. Terimleri sayarken neyleri sarıyorduk? Her bir işlem arasındaki elemanlar birer terimdi. Hatta terimleri yazalım mı? 5x y kare virgül 3x küp y virgül eksi 4x. Dikkat et terimleri de alırken nasıl alman gerekiyor? İşaretleriyle alman gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Her iki taraftan da saydım. Kaç tane terim varmış? 5 tane. Problem var mı? Yok. Zaten bunlar kolay sorularıydı. Terimlerin kaç sayılarının toplamı? Bak kaç böyle gideceğim. Renkli kalemle işaretleyeceğim. Kırmızıyla işaretleyeyim. Bak burası 4. Burası eksi 5. Burası 6, 2. Hocam o sabit terim değil mi? Her sabit terim aynı zamanda bir kat sayıdır. 4. Bunların toplamını istiyor. Eksi 5. Artı 6. Artı 2. Gel bunları toplayalım. Mesela bak 6, 4 daha 10. 2 daha 12. 12'den neyi çıkaracağım? 5'i. 12'den 5 çıktı. Ne kaldı? 7. Geçmiş olsun. Devam et yolumuza. İfadesinin eşitini istiyor. Biz harfi ifadelerde toplama çıkarma yapmak için ne yapıyorduk? Diyorduk ki hocam benzer terimleri tespit etmem lazım. Bunları tespit etmezsen bu işlemleri yapamazsın. Tespit ettim. Başlıyorum. 3 tane M'den 2 tane M çıktı. M'ye kaldı. 4 tane N. 3 tane N'ye daha 7 tane N yaptı. Bana bunlarla gelme be hocam dedim. Devam ettim. Arkadaş bak t kare t kare t kare. Aa bunları toplayacağız hocam. Hepsi benzer terim. Önünde hiçbir şey yoksa ne kabul ediliyor? 1. 1 t kare 3 t kare daha 4 t kare. 9 t kare daha 4 9 daha 13 t kare. Tamam mı? Tek hamlede olayı bitirdik. İndim aşağıya. Baktım yine acaba bunlar benzer terim mi değil mi? Acaba beni mi 3 kağıda getiriyorlar? A küp B. A küp B A küp B hepsi benzer terim. İşlemleri yapalım. Hiçbir şey yoksa önünde 1. 1, 4 daha 5, 2 daha 5, 2 daha 7. 7 A küp B benim aradığım cevap oldu. İn aşağıya. İfadesinin eşitini istiyorum. Dikkat et bak aslında eksi 2 çarpımını ne yapacağım? İçeri dağıtacağım. Araya nokta koymasa da biz orada bir çarpım işlemi olduğunu biliyoruz. Bak bunu bununla çarptım. 2 ile 4'ü çarptım 8 ama önünde eksi olduğu için eksi 8x. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksiler birbirini götürdü. Artı 6 yazdım. Olayı bitirdim. İndim. Yine çarpmada dağılma özelliği dikkatle yapıyoruz. Güzel bir tekrar oluyor bizim için. X ile A'yı çarptım. X A. X ile B'yi çarpacağım. X B ama B'nin önünde eksi var o zaman eksi X B. Devam. Eksi Y ile A'yı çarptım. Eksi Y A. Eksi ile eksiyi çarp önce artı yaz. Sonra Y ile B'yi çarp. Bitir. Bak daha fazla bir şey yapamazsın. Zorlama abi. Böyle de bırak. Peki. A çarpı B çarpı A eksi B diyor ya. A çarpı B'yi bununla çarpacaksın. Şimdi burada da var burada da var. A ile A'nın çarpımı neydi? A kare. Yanında kim var? B. Şimdi A çarpı B'yi bununla çarpacaksın. 1'e artı 1'e eksi. Cevap eksi gelecek. A çarpı B'nin B ile çarpımı A B kare. Bence müthiş oldu. Bence güzel oldu arkadaş. Gel 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 gel. gel. Baktım oraya. Hocam çarparak başla. 2 ile 3'ü çarptım. 6. 2 ile n'yi çarptım. Artı 2 n. Var mı sıkıntı? Eksi m ile 3'ü çarptım. Eksi 3 m. Var mı sıkıntı? Eksi m ile e... artı neyi çarpıyorum bak eksi geliyor m ile neyi çarpıyordum m çarpı ne geldi Hocam toparlanacak hiçbir şey yok abi nasıl toparlayayım ben bunu yapacak bir şey yok geç Hocam ilk defa böyle bir şey yapıyoruz Bak 1 bölü a ile 5 a kareyi çarpacağım uzun uzun çarpayım 1 bölü a çarpı 5 a kare Sadeleştirmeler gelecek dikkat et. Eksi 2. 1 bölü A çarpı 2A. Dikkat et. Bölüm durumunda. Aynı terimler sadeleşir. Üstleri birbirinden çıkarılır. Cırt sana. Cırt sana. Bak aslında burada A kaldı. Cırt sana. Cırt sana. Orada başka bir şey kalmadı zaten. Sadece ikisi var. Bak şunları yazacaksın. Dikkat et. 1 çarpı 5 çarpı A. Ya 1 çarpı 5 çarpı A. 5A'dır hocam. Yazdım. Devamına geçtim. Eksi 1 çarpı 2 Eksi 2 eder hocam o da. 5 eksi 2. Oldu mu gençlik? Yola devam. Hocam burada hiçbir şey yapamıyorum. Ya illa bir şey yapacaksın diye bir şey yok. Kurcalama fazla bozarsın. Eksi 2. Eksi'yi içeri dağıtıyorum. Eksi 5. eksi içeri dağıtıyorum. Dikkat et. Eksi ile eksi çarpıldı. Artı 3x. Şimdi ortak terimleri bul bana. 8x 3x. Ortak terimdir. Eksi 6 eksi 5 bunlar sabit terim olduğu için ortak terim sayılır işlem yapılır. 8 x ile 3 x'i topladım 11 x. E, eksi 6 eksi 5 ne yaptı? Eksi 11. Olay molay kalmadı mevzu bitti. Geçmiş şey olsun. Gel. Cebirsel ifadesinin x eşittir 9 için nesini arıyorum? Değerini arıyorum. Bir dakika. X'e 9 verip soruyu mu çözüyoruz hocam? Aynen öyle bak başka bir şey istemiyorum senden. X yerine 9 yaz. 3 çarpı 3 pardon 3 çarpı 9 x yerine 9 yazdım. Artı 5 bölü 4. Bu mudur abi? Budur abi. 3 kere 9 27. 27 5 tane yaptı. 32 yaptı. 32'yi 4'e böleceğiz. 4 kere 9 36 yaptığına göre 4 kere 8 32 dedim soruyu çözdüm. A eşittir eksi 2 için bunun değerini bul. O zaman A yerine eksi 2 yazalım hocam. 3 çarpı eksi 2 Eksi 4 kapattım. 5 çarpı eksi 2 artı 3 kapattım. İşlemleri yapıyorum şimdi. Önce şunları çarpacağım. 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6 yanında da eksi 4 var. Buradaki parantezin içine geldi. Eksi 10 çarpı dedim yoluma devam ettim. 5 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 10 Eksi 10 ile artı 3'ü işleme aldım. Eksi 7 geldi hocam. Dikkat et onu da parantez içinde yazdım. Parantezleri karıştırmadım. Eksi yani negatif 2 sayıyı çarparsam pozitif yapar. 10 ile 7'yi çarptım. 70 yaptı. Cevabım tas tamam 70 çıktı. Devam ke devam ke devam ke. Harfli ifadelerde bak değer yazmaya devam ediyorum. A yerine 12 yazdım. 12 bölü 3. Sadece değer yazmamı istiyor benden. Allah'ım ne kadar kolay. B yerine 8 yazmamı istiyor. 8 bölü 2 artı 1'ine kadar yazdım. Şimdi varsa sadeleştirme yapacaksın. 12'yi 3'e böldüm 4. 8'i 2'ye böldüm o da 4 hocam. 4'ten 1 çıktı yanında 3 kaldı. 4'e 1 ekledim hocam 5 yaptı. 3 çarpı 5 15'tir bir soru daha bitti. Gönder gönder hızlı gidelim artık. Bitirelim bu testi de. Yukarıda modellenen cebirsel işlem ifadelerinden hangilerine eşittir diye soruyor. Bakalım bak sarılara 2x mavilere eksi 4 e yazacaksın. 2x 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 Kaç tane x saydın abi burada? Buraya bir yazar mısın? 2, 4, 6 bak. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane x saydım. 12 tane x saydım. Bu eksi 4, 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 eksi 4, eksi 4, eksi 4, eksi 4, 4, 4. Kaç tane saydık bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane eksi 4 ne yapar? Bak eksi 4 çarpı 9 yapar. 9 tane olduğu için eksi 36 o da. Yani cevabım 12x eksi 36. Bunu kim veriyorsa o doğrudur. Daha birinci hamlede gördüm. Bak bu doğru. 12x eksi 36 benim aradığım cevap hocam bu. Abi bir de buna bakalım. İçi dağı, içeri dağıtarak geliyorum. 12 ile ikisi çarptım 12x. 12 ile eksi 3'ü çarptım eksi 36. Bitti geçmiş olsun bu kadar. Ama bir dakika bu doğru da bu doğru da alttaki doğru mu ona bakalım hocam. Eksi 6 ile 6'yı çarptım. Eksi 36. Eksi ile eksiyi çarptın. Artı. 6 ile 2'yi çarptın. 12 yemin ediyorum var ya tersten geliyor. Tam böyle bak. Tam böyle sazan olabilecek seçenek. Ama sazanlanmıyorsun diyorsun ki bak bununla bu aynı ifadedir. Artı yani if, terimlerin yerleri değişmiştir. İşlemin sonucu değişmedi dikkat et. Yine enteresan bir soru oku bak. Bir dikdörtgenin kısa kenarı belli. Uzun kenarı belli. Çevresini veren cebirsel ifade. Bu sefer şekli sana çizdiriyorum bak. Uzun kenarı yaz bana. Uzun kenar 4x artı 1. Hocam kısa kenar 3x eksi 2. Çevre nasıl bulunur? Önce ona bir bakalım mı? Kısa kenarla uzun kenarı topluyorsun. Sonra 2 ile çarpıyorsun. Ne diyorsa onu yapıyorum. Hocam kısa kenar kaçtı? 3x eksi 2 idi. Bu değerle neyi topluyorum? 4x artı 1'i topluyorum. En son 2 ile de çarpacağız. Şimdi aynı terimler toplanır. 3x ile 4x'i topladım 7x. Eksi 2 ile 1'i topladım. Eksi 1 dışında çarpı 2 var. O çarpı 2'yi ne yapıyorum? İçeri dağıtıyorum güzel arkadaşım. 2 kere 7 14x eksi 2. Maşallah bu da bitti. Bu da bitti biz de bitiyoruz. Haydi bakalım. 17. sorudayız. Burada bir ifade var. Çarpılıyor 4x eksi 3'te burada bir şey var. Burada eksi 20x var. Allah Allah bu ifadelerin yerine ne gelmeli diyor. Şimdi ben öyle bir sayı bulmalıyım ki dikkat et. Şuradakini içeriye dağıtacağım. Doğru mu? Dağıtırken x'li terimimin cevabı ne çıkacak? Eksi 20 çıkacak. Abi 4 ile neyi çarparsam eksi 20 çarpar. Çıkar bak şöyle düşün. Burada bir kutucuk var. Burada bir 4 var. Çarpacağız. Eksi 20 çarp çıkacak. Ya bunu veren tek cevap var. O da eksi 5. Gel bakalım o eksi 5'i buraya yazalım. Eksi 5'i buraya yazsam. Şimdi içeri dağıtarak çarpsam. Eksi 5 ile 4'ü çarpsak. Eksi 20 yanında x var. Eksi 20 x. Eksi 5 ile eksi 3'ü çarpsam. Eksileri çarptım. Artı artı 15. Eşitmiş karşıda eksi 20x artı üçgene. Şimdi sorum şu. Abi eksi 20 x eksi 20 x tuttu. Demek ki üçgen de neye eşitmiş? 15'e eşitmiş. Hepsini bulduk ama bütün düğüm burada çözüldü. Bak çok güzel bir soruydu. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Olması gereken sayıları bul diyor buldum. Birine eksi 5 yazacağız. Diğerine 15 yazacağız. Soruyu bitireceğiz. Bu ifadenin eşitini istiyorum. Ben aslında özellikle cebirsevil ifadelerde bu parantezin içine dağılma olayını öğrenmeni istedim. Hocam fark ettik ya fark ettik. O kadar çok oradan soru sordun ki fark ettik diyorsun. Haklısın. 4x'de eksi 2'yi çarptım. Eksi 8. X ile x'i çarptım. X kare. E artı 4x'de 3'ü çarptım. 3 kare 4'ten 12x. 3 ile 4x'i çarptım. Artı 12x. 3 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3. Şimdi eksi 8x kare kaldı burada. 12x 12x daha ne yaptı? 24x yaptı. Eksi 3'ümü de getirdim bu tarafa bıraktım. Başka da işlem yapamadım dedim. Kalır alır bu burada. Yukarıdaki cesursel ifadeleri birbirine eşittir. Hangileri birbirine eşit bul diyor. Nasıl bulacağım? Tek yapmam gereken bunları içine dağıtmak. işlemlerin sonucunu bulmak. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarptım. Artı 12x. Hatta başına artı yazılmaz. Şık olmaz çünkü. Eksi 3 ile artı 2'yi çarptım. Eksi 6 devam ettim. 2 ile... <laughs> Ay çok özür. 2 ile 6'yı çarptım. 12x. 2 ile 3'ü çarptım. Eksi 6 çünkü önünde eksi vardı. Oraya dikkat ettik yine. Dikkat et. Ben de senin oyum Eksi 4 ile 3'ü çarptık. Hocam eksi 4 ile 3'ün çarpımı. Eksi 12 ama yanında x var. Eksi 12x. Eksi 4 ile 2'yi çarptık. Eksi 8. Ben ne istiyorum eşit olanlar istiyorum. Bak bu iki ifade birbirine eşit. Bunun hiç onlarla alakası yok. Neyi soruyor? Hangileri birbirine eşittir? Bir ve iki birbirine eşittir dedim. 19. soru bitti. Yeni nesil sorularla yola devam. Gerçekten hani belki sıfırdan matematik kampı kitabında bir sıfır kitap aldık. Hani sürekli dört işlem dört işlem mi değil. Harbiden bu işi geliştirerek gerçekten bu işe lezzet katan sorularla devam ediyorsun. Bak bu ifade x'miş, bu ifade eksi 2 x'miş, bu 2'miş, bu eksi 3'müş. İfadesini cebirsel karşılığını yaz. Önce bunların içini yaz. x'e x, x'e x, x, e x, yazdım. Buna 2 dedim, buna 2 dedim. Hocam buna eksi 2 x dedim, buna eksi 2 x dedim. Buna eksi 3 dedim, buna eksi 3 dedim, buna eksi 3 dedim. Değil mi? Şimdi bak şu 3'ü aldım. Eşittir dedim, 3 dedim. Açtım parantez. 1, 2, 3, 3 tane x'i var. 2, 4, 2, 2 daha 4 onu yazdım. Şimdi bak buradaki eksi 2'yi yazdım. Çarpı dedim. Açtım parantez. Eksi 2x. Eksi 2x tane yapar. Çok dikkat. Eksi 4x yapar. Eksi 3. Eksi 3 daha. Eksi 6. Eksi 6. Eksi 3 tane yaptı. Eksi 9 yaptı. Buradaki değerler inanılmaz önemli. Hocam içerimi dağıtıyorum. Bak tamamen içeri dağıtma sorusu. 3 kere 3. 9x. 3 kere 4. Artı 12. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarptım. Artı 8 x. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 2 kere 9. 18. Devam. 9 x ile 8 x'i topladım. 17 x yaptı değil mi? 9 8 daha 17. 12 ile 18'i topladım. Ne yaptı? 30 yaptı değil mi? 8, 2 daha 10, 1, 1 daha 2, 1 de 50, 30. Bitti abim. 17x artı 30. Geldim yenisine. Baktım soruma. Yukarıdaki tabloda verilen fiyatlarda 4 kalem, 3 silgi, 5 cetvel alan bir kişinin ödeyeceği ücreti gösteren cebirsel ifadeyi bulun. Hadi başlayalım bakalım hocam. 4 tane kalem. Kalemler nerede? Burada. 4 tane kalem. Kalemin fiyatı ne kadar? 3x eksi 6 kadar. Artı neden toplam fiyatı istiyor? Toplam fiyatı demeseydi toplamazdım. Toplam fiyatı dediği için her bir işlemin sonuna artı koyacağım. 3 tane silgi. Hocam 3 çarpı silginin fiyatı ne? 4x eksi 1. Tamamdır hocam. 5 tane cetvel artı topluyorum fiyatı bulmaya çalışıyorum. 5 çarpı 2x artı 5. Onu nereden baktım? Bak buradan baktım. Bu arada bu 5'e benzemedi 5'e benzetelim. Şimdi güzel oldu. Allah'ım ne güzel yazdık ya. Valla özene bezene yazıyoruz ha. 4 ile 3'ü çarptım gülme. 4 kere 3 12x. Sen de özene bezene yaz bakayım. 4 kere 6 24 eksi. Hocam benim yazıyı görsem valla diyeceksin değil mi? Yazı çok mu kötü? Benim valla hep iyiydi ya. Yani hep iyiydi demeyeyim de en azından kendini kurtarıyor. 4 kere 6 24 eksi 4. Yoksa ne iyi yazılar var. 3 ile 4'ü çarptım. 12 x. Var mı sıkıntı? Artı 3 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3. Artı 5 ile 2 x'i çarptım. Bak 2 kere 5 10 x. Artı 5'te 5 ile 5'i çarptım. 5 kere 5 25. <laughs> Artık boğazım dayanmıyor sorulara. Ama bitireceğiz az kaldı. Hocam benzer terimleri bul bize bak. 12x, 12x, 10x benzer terimleri buluyorum. 12, 12 daha 24. 24, 10 daha 34x yapar arkadaş. Kabul mü? Şimdi, eksi 24 artı 25 daha ne yapar? E 1 yapar hocam. E 1'den de 3 çıkar, eksi 2 yapar. Artık 4 işten bildiğini kabul ediyorum. Anlattım onları. Ben sadece anlatmaya devam ediyorum ama. Tamam mı? Eksi 34 pardon 34x eksi 2. Geldim 22. soruya. Hop güzel arkadaşım. Yüzdük yüzdük. En son soruda boğulduk. O boğulmayı tekrarı alıyorum ben de o yüzden. Tamam mı? Şimdi tekrar çekiyorum. Yukarıda bir kenarı 4A artı 7 olan bir karenin boyasız kısmı kesilip atıldığında bir dikdörtgen elde ediliyor. Bak bu kısmı kesip atıyorsun. Burası bir dikdörtgen oluyor. Elde edilen dikdörtgenin çevresini istiyorsun. Öncelikle dikdörtgenin bir kısa kenarı vardır, bir uzun kenarı vardır. Farklı kenarları vardır. O kenarları bulmaya çalışacağım. Nasıl bulacağım? Hocam karenin en önemli özelliği bütün kenar uzun. Uzunlukları birbirine eşit değil mi? Yani burası 4a artı 7 iken, karşısı da aynı şekilde mesela bak şuradan sınırı çeksek, şuradan sınırı çeksek, burası da 4a artı 7 olur mu? Olur. İşim bitmedi. Bak ben bu parçayı kullanmışım, atmışım. Geriye ne kadarı kaldı? Nasıl bulacağım? Bu arkadaştan, bu arkadaşa çıkaracağım. Hadi gel çıkarım. 4a artı 7'den kimi çıkarıyorum? A artı 1'i çıkarıyorum. Bulalım işlemi. Hocam eksiği içeri dağıtmamız lazım. 4 A artı 7 eksi A eksi 1. Çıkarttığımda geriye ne kaldı? 3 A artı 6. 3 A artı 6 neresi burası? Artık çevreye giden yolda önümde hiçbir engel kalmadı. Dedim ki bütün kenar uzunlukları belli. Bak kısa kenar uzun kenar. Belki de kısa bilmiyoruz artık ama belli. Kısa kenar uzun kenar olduğu belli. 2 tane var mı kısa kenardan? Var. Uzun kenardan iki tane var mı? Var. Biz aslında çevreyi bulurken dikdörtgende şunu yapıyoruz. Kısa kenar ve uzun kenarı topluyoruz. Hemen toplama işlemi yapıyorum. Aynı kenarlardan iki tane olduğu için iki ile çarpıyorsun. İki ile de çarpacağız. Ama önce şu içeriği bitirelim bak. Aynı terimleri topla 4 ile 3. 7A yaptı. Artı 7 6 ne yaptı? 13 yaptı. Tabi bu parantez içerisinde dışarıda çarpı 2 var. E çarpı 2'yi ben ne yapacağım? Parantezin içine dağıtacağım. 2 kere 7'den 14A. 13'ü 2 ile çarptım. 26. Dikdörtgenin çevresi 14A artı 26 birimdir dedim. Vurdum cevaba bir dişi Mehmet Hoca'ya bıraktım. Bir dersin daha sonuna geldik. Niye efsane diyorum biliyor musun? Emek verdiğimiz her şey bizim için efsanedir. Şimdi sıra sende güzel arkadaşım. Ödev testini açıyorsun. Ödev testlerini çözüyorsun ki çözdüğümüz soruların çok benzerleri var. Ardından nereye geliyorsun? Tabii ki yoklamaya geliyorsun. Yoklamada harfli ifadelerde neler yaptık seninle birlikte? Harfli ifadeler 6. bölüm bitti güzel arkadaşım. Önce videoyu izlenin konu anlatımı. Ardından ötüt sorularını benimle birlikte şu an bitirdin ve dedin ki hocam ödevler mi? Onu da tertemiz etmişti. Sen harikasın dedim. Kalemi kenara bıraktım. Basit denklemlere geçiyoruz. Matematikte derin sularda yüzmeye başlıyoruz güzel arkadaşım. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutma. Yemin ederim bak göz kapaklarım kapanıyor. Bu videoyu sana sabaha yetiştirebilmek için en hızlı, en iyi çabamla uğraşıyorum. İnşallah ikimiz demeklerimizin karşılığını alırız güzel arkadaşım. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal. We'll be right <laughs> back.